Lütfen rahat edin. Buyurun altı harfli cevaplara geçelim. Önce sorusu elbette. Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme. Bir harf alayım. Arapça kökenli bir kelime. En güzeli. Nokta nokta etme de diyebilirdik. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istediler. Bir işi başkasının... Havale. Nedir? Havale. Allah'a havale. Buyurun. İki tanecik harf aldık. Hiçbir şey. İstersek her birinde ikişer tane harf alırız. O durumdayız. Burada almayın ama. Ne gerek var efendim? Ne gerek var? Boncuklu zikir halkasına... Tesbih. Deniyor değil mi? Buyurun. Mesela bu İngilizce. Düpedüz İngilizce. Canımız sağ olsun. Alırız bir harf. Soru da açıklayıcı ama... Çalkantılı suda yapılan şişme bot biniciliği. Neydi onun ismi? Rafting. Neydi onun ismi? Rafting. Rafting onun ismi. Kimse diyemez ki 22 tane harf alma hakkı vardı, öyle kazandı. Vallahi 9000'e koşuyorsunuz. Hadi buyurun bakalım. Efendim yenisi. Yarısı bitti. Bu ikinci 7 harfli cevap. Bir şeyi bir yere dokunur duruma getirmek ve bu durumda bırakmak. Veya tutmak. Yaslamak. Öyle yaslamak gibi bir kelime bize lazım olan. Ah, gerisi masada zaten. Oldu bitti. Gerek yoktu o iki harfine. Garanti alındı. Elbette. Rahat edin efendim. Zaman kalsın. Diyorum. Değil mi? 2 dakika 45 saniye var zaten. Namınız yürüsün. Hafta finalindekileri korkutursunuz. Buyurun yenisi gelsin. Küresel kimlik belgesi. Pasaport. Bana mı soruyorsun? Pasaport. Cevap veriyorlar. Tasa 4700 oluyor. Şimdi yine azıcık tarih bilgisi isteyen bir soru. Bence mesela Engizisyon'dan daha kolay. Bir bakın. Osmanlı Devleti'nde en yüksek makama sahip sadrazam. Olan memura. Sadrazam denir. Vezir-i Azam. Şimdi de sanki bir öneride bulunuyormuş gibi bir tabir çıkacak karşınıza. Çünkü mekmak değil de mema diye bitiyor. Tamam. Görelim efendim. Önemseme, dinleme, boş ver. Bu anlamlarda bir uyarı sözü. İki kafaya takmamayı. Gibi bir şey. Harf alayım. Alalım bir harf, rahat edelim. Önemseme, boş ver. Güzel, birbirine benzer şeyler. Bir harf daha alayım. Alalım mı onu da? Alayım. Şu dinlemenin altını bir çizdirmek. Duyumsama. İki kelime, iki kelime. Hmm. İki kelime. Dinleme diyor onun dediklerini diyor. Sen diyor onun dediklerini dinleme, sen hiç onu diyor. Bir harf daha alayım. Peki. Gelmedi. Hiç onun dediklerini dinleme. Hiç o konuşsun. Kulak asma. Sen ona kulak asma, gayet güzel. Yine böyle bir tabir. Kalıplaşmış bir tabir. Bu seferkinde mema, mekmak yok ama. Buyur. Kişinin yüklendiği sorumluluğuna, vazifesine duyduğu sadakat. Bağlılık. Vazifesine duyduğu sadakat ve sevgi. Bir harf alayım. Yüklendiği sorumluluğa sadakatle bağlı. Seviyor vazifesini. Bir harf daha alayım. İşini yani şeyle yapıyor. Görev aşkı. Ne olur? Görev aşkı. Görev aşkı çok güzel olur. Kaldı 2 tanecik soru. Toplamı cevaplarından bahsediyorum. 20 harfli. Siz bu 20 harfin 12'sini alabilecek durumdasınız. Haberiniz olsun efendim. 1,5 dakikadan fazla süre var. Yani tünelin sonundaki ışığı gördük. Işıl ışıl. Başımıza bir şey gelmesin. İnşallah. Bir anda coşmayalım. Yok, yeter, basmadan. İtmayalım. Tamam. Tamam. Hadi buyurun gelsin. 2 kelime yine mema. Bir işin olacağını veya olduğunu hiçbir belirtiye dayanmadan önceden sezinleme. Harf alayım. Malum olmadı diyebiliriz. Bir harf daha alayım. 2 kelime olduğunu unutmayalım. Alın bir tane daha. Bir harf daha alayım. Alırız yahu. Bak Ali Bey nasıl bakıyor. Alın bir tane. İçine daha. Doğma. Nedir? İçine doğma. İçine doğma. Gayet güzel. Son soru. Son cevap. Çok çabuk. Efendim hafta finalinde coşacağız hayırlısıyla. Hadi. Son soru, son cevap. 9 tane harfini alabiliriz. Gam yüküne omuz veren kişi. Harf alayım. İki kelime. Bir harf daha alayım. Şarkılarda filan çıkar karşımıza öyle bir tabir. Gerçek hayatta yok galiba. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Dert ortağı. Buyursunlar efendim 700 puan daha.